Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'mize kalmadan devam edeceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar, en son malikane görevlerinin ilk şeyini, yani malikanenin Tom Vercetti'nin artık eline geçen malikane, biliyorsunuz Diaz'ı öldürdükten sonra elimize geçen malikanenin ilk görevini yapmıştık arkadaşlar. İşte artık markete gitmiştik ve oradaki esnafları, dükkanları falan sahiplerini korkutmuştuk. Artık bize haraç, biz saygı duymalarını sağlamıştık ve onun dışında arkadaşlar Kubala lider Umberto Robina ile tanışmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz Umberto Robina, dün ismini hatırlayamadım, eleman işte, bunun ismi işte. Umberto Robina'nın yanına gidip onun güvenini kazanmıştık. Daha doğrusu ona nasıl bir adam olduğumuzu göstermiştik. Ve burada bir tane Infernus var ama Infernus'u almayacağım. En sonki videoda şuradaki gizemi göstermiştim. Ve bu videoda oyunumuza, serimize devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Yalnız bu hala gitmedi ya lan. İlla gel Infernus'u al diyor. Almayacağım abi. Arkadaşlar şimdi ilk başta ben gideceğim ve şu Haiti'li kadının, biliyorsunuz en son bir tane teyze almıştı bize. Teyzenin yanına gideceğim ve diyeceğim ki sen ne ayaksın? Yani daha doğrusu yani gidip ne olduğunu anlayacağız, istediğini yapacağız artık, ne istiyorsa. Ben de tam hatırlamıyorum yani bu görevleri. Aa, bir dakika. Tabii polis arabasına çarptığımız için. Bu arada şurada bir tane gizli paket var, onu da alayım arkadaşlar. Gözünüzün önünde alayım, burada bir tane gizli paket var, hemen onu sizlerle beraber alalım. Dikkatli olmamız lazım yalnız burada. Şöyle mobilde hani şakası olmaz buranın. Zaten bilgisayarda da zordu. Buradan böyle bir tane gizli paket var. Yalnız ilk gizli paketi biz nereden almışız lan? Allah Allah, ben bunu ilk sanıyorum ha. Neyse abi, ben gidiyorum abi. Polislerle de uğraşmak istemiyorum. Zaten birazdan polis falan yani gelebilir diyeceğim yani, ki tamam diğinde. Hemen şuradan Haytiri ablamızın yanına gidelim ve bakalım ne istiyormuş bizden. Ya isteyeceği şeyi aslında az çok anlayabiliyorsunuz. İşte Kubalı lider oldu ya, yani bu kadın Haitilerin lideri olduğu için işte Kubalılara karşı bize bir müttefik olarak bizi gösterecek, yani düşman gibi bir şey olacak. Yani birbirlerine düşman oldukları için bunlar. O bizi, o onun işini yaptırıyor, o kendi çetesinin işini yaptırıyor derken böyle bir mevzuya gireceğiz. Bakalım neler olacak. Bu arada bugün hangi videolar gelecek? Bugün adını siz getirin. Korku videoları da gelebilir aslında, bilmiyorum yani, her zaman farklı bir video çekmek istiyorum ama klasör gelebilir, onun dışında bakarız. Bunlar değil arkadaşlar, bunlar bizim Kubalıların Kubalı elemanlar, onlarda sıkıntı yok. Asıl bu düşman, şerefsiz olanlar bunlar. Bu arada burada bir tane M4 vardı hatırlıyorum, M4'ü de alalım abi. M4'ümüzü şuradan alalım. Evet, burada da bir tane M4 bulunuyor, hemen bu M4'ümüzü kaptık ve Kubalık teyzemizin yanına bir gidelim, bakalım ne istiyormuş, ne ayakmış. Juju ne lan bu? Juju sen bu. Valla tam okumuyor arkadaşlar ama değişik bir görev. Merhaba, merhaba. Aa, benim diğer değişik bir şey söyle, büyük adam olduğunu falan dedim. Bizim ünümüzü duymuş arkadaşlar. Ve burada bize bir tane böyle bir içecek veriyor. Tam ne oluyor bilmiyorum ama bu içecek sayesinde bizi etkisi altına almaya başarıyor arkadaşlar. Yani Tommy Vercetti'yi burada nasıl söyleyeyim, kendi etkisi altına alıyor. Sen bana yardım edebilirsin falan diyor. Ya büyük işlerden falan bahsediyor. Bu bizim de diyor ki, aa çok güzel. Tommy dur. Benim çocuklarımın kafasına falan sıkacaklar falan diyor. Polis adamlar diyor. Ya bizden yardım istiyor ya kısacası. Bize işini yaptıracak. İyi çocuk Tommy ve git Paulus at Paul. Anta Paulat'a git diyor. Evet evet tamam. Kesinlikle kesinlikle. Arkadaşlar o şeye işte nasıl bir şey olduğunu tam bilmiyorum ama yani uyuşturucu gibi bir şey yani Tommy Vercetti etkisi altına aldı ve arkadaşlar bu görevin olayını, aa arkadaşlar tamam, bu görevi hatırladım. Bu görevde bizim çanta dolu paraları toplamamız istiyor. Bu görev çok zor bu arada. Yani bu görev öyle kolay bir görev değil arkadaşlar. Abi şuradan şöyle yardıralım. Yalnız ilk kez bu görev bu şekilde gidiyor olabilirim yalnız. Buradan gidiyoruz. Burada da 3-4 tane çanta toplamamız istiyor tek seferde. Yalnız buraya gidenler ne yapıyor abi? Abi buraya niye gidiyorsun? Buradaki hurdalıktan geri dönmek zorundasın ya. Niye buraya tekrar geliyorsunuz, gidiyorsunuz? Bak orada bir tane çöp kamyonu var gördüğünüz gibi. Baba baba baba, olaya gel olaya.
Evet arkadaşlar, Tommy Vercetti'yi şu an etkisi altına aldı. Normal şu an Tommy Vercetti'nin kendi akli dengesi yerinde yaptığı bir görev değil bu. Arabayı şöyle koyalım da. Aynen. Şimdi şuraya çıkıyoruz ya. Buradan arkadaşlar galiba uyuşturucu var bunun içinde de. Tam bilmiyorum. Ya da para da olabilir. Hareket etme. Evet, bu SWAT'lar şimdi bizi burada gördü. Koşuyoruz. Koşuyoruz oğlum. Koş 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 koş. Ulan var ya, oradan bir insan gibi düşebilirim dedim yani, belki canım daha az gider. Ve arkadaşlar buradan basıyoruz gaza, bir yıldızımız şu an. Ay, polise çarptık lanet olsun. Önümü görmüyorum ki ben o anda zaten abi. Bu görev birazcık zor bir görev arkadaşlar. Hatta biraz fazla zor çünkü FBI'lara falan kadar gidiyor bu görev, yani bayağı zorlu. Aa, şunu ben bağlayayım. Abi 3 yıldız olduk, Allah belanı versin. Yalnız bizim... Abi! Hop yavaş! Abi ben bu arabayı bırakıyorum. Şurada bir tane bu kadının evinin önünde bir tane araba vardı. Ben arabayı alayım dur. Abi salın beni. Hayır be, orada kesme yol vardı. Olamaz böyle bir şey. Abi bas bas bas. Arkadaşlar 5 yıldız olmaya hazır mısınız? Abi 5 yıldız oluyoruz ve olduk arkadaşlar. 5 yıldız nelerdir, ağzını kırayım ya. Bak, oha oha, öküz 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 gibi vuruyorlar. İnsafsız köpekler sizi. Arkadaşlar insafı yok bunların bu arada. Harbiden insafı yok. Abi FBI'lara gel. Allah'ım ya Rabbim. Abi kaç. Ağzını kırın, kaç kaç kaç. Abi FBI oğlum, bunlar var ya harbiden acımıyor. Koş. Arkadaşlar görevi galiba yaptık, ama görevi tek seferde galiba yaptık. Oğlum git 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 ve arkadaşlar FBI'ler harbiden insan gibi saldırmıyor. Harbiden insan olduğu gibi saldırmıyor yani. Hayvana saldırır gibi saldırıyorlar öküzler. Bak 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 bak. Aa, FBI arabasını çalabiliriz. Dur dur, in lan, in 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 in. Arkadaşlar FBI arabası çalıyoruz. İşte bu be. İşte bu. Bir şey yapamazlar arkadaşlar. Bir yıldızda bunlar pek bir etkisi olmuyor. Abi FBI arabası çaldım. FBI arabası çaldım. Dur 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 dur. İstediğimi yaptım. Kapat şunu. İşte bu be. FBI arabasını çaldık ya. Helal olsun bize arkadaşlar. Ben bunu zaten istiyordum. FBI arabası çalmak istiyordum. Bunu spreyciye sokamıyoruz bu arada. Onu da göstereyim. Aa, abi efsane oldu ya. Bak spreyciye girmiyor arkadaşlar bu. Bak bu spreyci diyor yani, ben bunu yapamam diyor. Böyle bir şey yapamam diyor. Çünkü resmi bir şey. Bayağı bayağı resmi bir şey yani. Arkadaşlar bu arabanın motor sesi efsaneydi. Böyle bayağı güçlü bir motor sesi var. Araba, ama şöyle bir olay var bu GTA Vice'de. Özellikle yani, özellikle GTA Vice'de çok var. GTA Vice'de mesela daha demin bu arabayı çok hayvan gibi sürüyorlardı ya, ama biz sürdüğümüzde o kadar değil gitmiyor. Öyle bir olay var. Tabii FBI'ler hayvan gibi sürdüğü için. Hani fark ettiyseniz araba ben sürünce çok daha yavaş gidiyor. Ama FBI'ler sürünce insanoğlu gibi gitmiyor. Ya. Hani şöyle bir şey var. Eğer siz yarış arabasıyla FBI'larla yarışırsanız arkadaşlar, yani yarış arabası varken FBI'lerle yarışırsanız FBI'ler size yetişiyor arkadaşlar. Onu da deneriz bir ara. Abi inanılmaz bir şey. Hani hayır, insan gibi saldırmıyorlar orada. Gel 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 gel, Allah, FBI 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 FBI, kapıyı açın abi. Aç 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 aç. Lan bizim burada beyaz infernus vardı. Şey, mavi infernus vardı, pardon. Efsane işte bu. İşte bu be. İşte bu be. Garaja koyunca bu tamir oluyordu değil mi? Bayağı iyi. Tamam arkadaşlar, onun görevini yaptık. Biz bir de şimdi kendi görevimizi yapalım. Neydi? Versetti görevini yapalım. 9 dakika. Ondan sonra birazcık daha takılırız. Belki Cortez... Aa, şu an şeyin görevi yokmuş lan. Adını siz getirin. Bizim görevi yokmuş. O zaman biz bir Cortez'e mi uğrasak? Gelin bir Cortez'e uğrayak ya. Cortez ne yapıyormuş? Ne ediyormuş? Cortez'in zaten bu görevi galiba son görevi arkadaşlar. Cortez'i galiba koruma görevi bu. Hemen Cortez'e bir uğrayalım bakalım. Ne yapıyormuş? Hiç uğramadık da adamı. Ayıp oldu. Çünkü bayağıdır arkadaşlar birkaç bölümde uğrayamıyoruz Cortez'e. Yani gidelim bakalım ne yapıyormuş. Şuradan şöyle uçtum mu? Uçamadık ki, Sabre'den dolayı uçamadık. Lanet olası Sabre. Bu arada o üstte de bomba var yani. O polis karakoluna, arabaların orada da bomba var bir tane. Allah. Ama neyse, bombayı almayacağım.
Ya bu arada bir şey söyleyeyim. Abi de araba mekanikleri iğrenç ya. Yani demek istemiyorum şunu ama. Abi iğrenç bir ötesi ya. Neyse arkadaşlar. Gidelim. Of beyaz infernosumuz da. Last Fans'in infernosu diye geçiyor bu aslında. Abi. Çok fena koyduk motorcu ama adam polis bize bir şey demedi. Bas abi gaza bas. Ben şuradan sağdan dönerim zaten. Abi araba dönmüyor bu arada. Arabayı duvarlara vura vura döndürüyorum ağzını kırayım. Bu nasıl iştir ya? Abi in arabadan. Vallahi arabadan in ya. Lan arabadan in dedim sana. Arabanın niye tekrar bindin ağzını kırayım? Nasıl bir kafa yapıştı ya? Arabaya bindi tekrar. İndi bindi yani öyle söyleyeyim. Lan ne oluyor? Vallahi arabanın aşetini çıkardık desek yeridir abi. Çok güzel oldu. Vallahi efsane oldu. İyi oldu. Çok güzel oldu. Kona Cortez. Abi efsaneyim. Gerçekten efsaneyim yani. Ya abi bu nasıl kafa yiyeceğim. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Evet arkadaşlar lanet olsun. Colonel Cortez'in mekanine geldim arkadaşlar. Bu arada bizim Tommy Vercetti'nin kıyafeti, Orcan kıyafetin üstüne geldi öldükten sonra. Zırh alıp arkadaşlar bir de bir kere pompalık geldim. Ve lanet olsun. Daha demin salak gibi düştüm ya. Vallahi geri zekalıyım abi ya. Tüm adamlar, insanlar güverteye mi? Öyle bir şey arkadaşlar. Tüm elemanlar gemiye yani. Herkes kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar. Colonel Cortez. Sorun nedir? Değil beni öldürecekler. Bir fırt. Not under gun. Yo benim arkadaşımsın. Word the gun. Haa silahlar. Onlarca silah varmış ve arkadaşlar biliyorsunuz Colonel Cortez'in Fransızlarla mıydı? Fransızlarla galiba arkadaşlar başı beladaydı. Hatta bu çipler falan vermiş. Teknolojiyle ilgili de bir şeyler görevler vermişti. Arkadaşlar Fransızlar bunun başına patlatmaya geliyorlar yani. Bakın geliyorlar iki tane FBI arabasıyla, FBI değil de daha doğrusu FBI mi oluyor bu? Mafya mı oluyor, FBI mi oluyor bilmiyorum ama böyle bir bu FBI Washington. FBI Washington diye geçiyordu bu araba bu arada. Bilmiyorum FBI de olabilirler. Arkadaşlar onlar da bize takip edecekler. Bize sıkıntı yaşatacaklar kısacası. Gelin bakayım şimdi ben bu silahlı abi o 199 tane mermim varmış. Vurun lan şunlara vur 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 vur. Şunu vur abi. Vur vur vur. Ne yapıyorsun lan? Oğlum hala tekneyi mi sürüyorsun tek başına? Allah'ım ya. Yalnız adamı bir türlü vuramadım. Ağzını kırayım. Bu oto nişan niye kapandı lan? Bir anda. Heh. Galiba onu pek düşman olarak algılamıyor. Hani tek başına ya. Tek başına olduğu için bayağı rahatız. Bu arada burada silah spamlanıyordu ama silah ne zaman spamlanacak inanın bilmiyorum. Evet abi ekran kararda. Arkadaşlar Colonel Cortez'in son görevi hatta bizim Mercedes'e falan bize emanet ediyordu bu görevde. Bakalım neler olacak. Allah barikat yapmışlar abi. Gelin bakayım siz. Hadi bakayım sizi patlatayım. Bunları patlatıyorduk diye hatırlıyorum ama umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Şunları şöyle bir zıplayarak patlatacağız. Köprüdeler. Köprüdeler mi dedi yoksa... Bir şeyler dedi ama neyse. Boşluğa sıkıyor ya. Boşluğa sıkıyor durdur. Abi atletiyiz biz niye? Tommy Vercetti şuradan atlayamıyor. Özürlü mü abi Tommy Vercetti? Abi Tommy Vercetti atlayamıyor. Özürlü mü Tommy Vercetti ya? Abi. Ha, atladı sonunda be. Vallahi ne kadar zor atladı ağzını kırayım. Gel lan gel gel. Gel gel. Ağzını kırdım o çocukla. Gel lan gel gel. Abi oto spamla yani oto vuruşla çok kolay oluyor. Aa geldi lan. Lan yürü git. Gemiyi patlattır. Abi gemi patlayacak inşallah bir şey olmaz bizim bu gemiye. Ha bir şey olmuyormuş lan tamam. Ne bileyim anlık korktum yani lan dedim. Aa şeye vurmuyor ki. Dur bir dakika. Boşluğa sıkıyor bir dakika ya. Ne yapacağız abi o zaman? Şöyle yapacağız. Helikopter. Abi helikopter geldi. Ben şu bariyeri kırmam lazım. Abi çok güzel. Arkadaşlar. Aha gel lan neredesiniz lan?
Allah, adamlar geldi bile. Neredesiniz lan? O adamlar tekneyle falan gelmiş. Dur dur dur. Ne yapıyorsun lan sen orada? Aa, vuruyorlar. Vuruyorlar. Tapancayla vururum ağzını. Oğlum görmüyorum ki ben hiçbir şey. Ağzını kırdım oyunu ya. Öl lan. Öl lan. Benim yukarı çıkmam lazım. Bir dakika. Sakin olalım abi. Yukarı çıkacağız. Şöyle. Neredesiniz lan? Abi ben şuradan bir silah alayım. Mecbur şu silahla değiştirmem gerekiyor. Yoksa lazım yani. Ne? Helikopter mi geldi abi? Allah gelmiş dur. Gel gel. Arkadaşlar efsane görev oluyor yalnız. Patla patla. Oğlum tepeme düşecek bu. Lan yürü git, ağzını kırdın. Ay oğlum az kalsın var ya tepeme düşüyordu. Ağzını kırdım helikopteri. Kocaman gemi. Yat, bir şey olmaz. Bana bir şey olur olursa zaten. Ya abi kamera açısı bok gibi oluyor ya. Bu ne ya? Ya vallahi oğlum ne oluyor bu, ne oluyor ya? Oğlum dur lan, şu havadakine sıkacağım. Lan oğlum havadakine sıkacaksın lan. Ama kaçıyor bu. Ay senin ben var ya. Ay, ay senin yumrukla döveceğim şimdi. Yürü git lan. Yürü git, ağzını gömün. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin lan. Abi çok güzel, bunu da öldürdük. Tamam. Abi canı al, öleceğim. Oha çapırma, oha. Abi Tommy nereye sıkıyorsun? Allah'ım ya, Tommy ne yapıyorsun ya? Abi vallahi kamera açısı çok kötü olmuş. Mobilde niye böyle lan? Arkadaşlar inanılmaz bir zorluk çekiyormuş ama oyun oynarken hiç böyle ya keyif almam lazım. Aldırtmıyor ki sıçtı bunun kan. Böyle böyle oluyor. Böyle böyle oluyor ya. Tamam. Anam ne oluyor lan? Oğlum sen nereden giriyorsun? Abi bunlar nasıl oradan geliyor lan? Bir dakika lan. Dur bir dakika. Oradan bir ateş geldi. Ha dur lan, pompa lan, dur dur çapır diyor. Abi vur. Tamam çok güzel. Abi şuradan ben alayım. Abi bu helikopteri de patlatmam lazım değil mi? Ay dur. Abi bir şey söyleyeceğim. Bizim gemi ilerlemiyor. Benim bir şey daha mı patlatmam lazım? Hayır abi. Hay sokayım senin kamera açına, sıçayım senin ben ya. Ya hakaret etmek istemiyorum da yani abi bu nasıl kamera açısı? İğrenç ya. Patlat lan şunu da. Patla lan. Oh be. Tamam arkadaşlar, bu saatten sonra artık görev ilerler ya. Abi takıldık kaldık salak gibi ya. Evet. Abi bir askeri helikopterimiz eksikti zaten. Bir askeri helikopterimiz eksikti. Ağzına koyayım ya. Askeri helikopterimiz eksikti bir tane. Onu bunu nasıl patlatacağım? Gel lan gel. Abi vur 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 vur. Abi vur. Oba! Çok güzel arkadaşlar. Bu askeri helikopteri de düşürmeye başardık ve onun ardından artık bu görevde herhalde bitirmiş oluruz. Çünkü en son bunu patlatıyorduk. Başka zaten bu görevin artık daha da kapışacak bir kısmı kalmadı diye hatırlıyorum. Ve kocaman, devasa yatımız arkadaşlar ilerliyor. Allah dedim, oyun çöktü sandım, bir an korktum. Evet geldik. Thomas. Oğlum bana niye Thomas diyorsun lan sen? Leo diyor. Sen buradan çık diyor. Ben buradan artık çıkıyorum diye. Sen bu tekneyi al diyor. Benim için diyor. Sen buradan ayrıl diyor. Thank you kolonel. Bir dakika. Mercedes'i sana emanet ediyorum. Ona gözün gibi bak. Tamam mı? Kes tamam. Ona iyi, daha iyi bakacağım falan diyor. Gracias amigo. Hasta luego. Adios amigo ve görüşürüz dedi arkadaşlar ve Colonel Cortez'in son görevinde yapmış bulunuyoruz. 5000 dolarımızı aldıktan sonra arkadaşlar biz buradan bence uzayalım. Çünkü birazcık sıkıntılı işler. Çünkü Colonel Cortez artık Vice'in sınırlarına çıktı arkadaşlar. Vice'in sınırlarını geçti ve o da artık ayrıldık. Ve şuradan abi ben bu tekneyi zaten bir yere götüremeyiz yani, zor sıkıntı. Ben şuradan direkt
Şuradan aynen direkt çıkayım kaçayım yani. Tamam, çok güzel. Şuradan bir tane. Bu kim lan? Sen kimsin? Aa peki Tommy, is Paul, ben Paul. Somebody offense falan diyor, action diyor. Ne diyorsun oğlum ya? Crack atıyor. Ya bu da herhalde kendini iyi iş yapmaya çalışıyor. Ben hatırla falan mı diyor. Beni unutma mı diyor. Ben kendini bir şey sanma çaba şeyinde bu da herhalde. O tarz bir şeyler galiba. Tam anlamadım dediğini ama dedikleri herhalde öyle bir şeydi. Paul da boşun teki ya. Kent Paul. O zaten San Andreas'ta adam oluyor arkadaşlar. Kent Paul San Andreas'ta adam oluyor. Ama burada Vice'de Zibidin'in teki yani. Bu arada bu araba da bayağı iyi. Çete arabası bayağı güçlü bir arabadır arkadaşlar kendisi. Ve zaten bunu birkaç kere daha kullanmayacak bu serimizde. Bayağı güçlüdür yani, minibüs olduğuna bakmayın. Hani bayağı güçlü bir arabadır. Neyse arkadaşlar, o zaman biz bir malikanemize gidelim. Ondan sonra videoyu orada ben başlatırım. Arkadaşlar bunu şunu söylemek istiyorum. Burada bir tane SWAT arabası var. Eğer bu SWAT arabasının içine binerseniz, eğer bilmeyenler varsa, zırhınızı, ya yani direkt bir zırh veriyor arkadaşlar. %100 bir zırh veriyor yani. %100 derken 100 barlık bir zırh veriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bu SWAT arabası da bayağı iyi abi. Böyle ağır bir şey. Onu da söylemiş olayım yani. Bilmeyenler için. Evet arkadaşlar, malikanemize geldik ve bayağı iyi oldu. Evet, çok güzel görevlerimizi yaptık. İki tane görev de bugün, bu Hayati'li kalı teyzenin ilk görevini yaptık ve sonra da Cortez'in görevini yaptık. Ve bugün de güzel bir şeylerden biri de FBI arabası çaldık abi. Abiden şöyle, abiden güzel abi. Şimdi sürmeyeceğim, bir dakika şunu da şöyle sola çekelim birazcık. Evet, bayağı iyi oldu ya valla. Ben o anda baktım, FBI arabası var. İçinde hiç kimse yok. Adam bindi zaten, araba indirdik. FBI ajanı indirdik. Bayağı iyi oldu. Neyse arkadaşlar, o zaman biz bir şeyimize girip mekanımıza girip videoyu bitirelim. Arkadaşlar güzel videoydu. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz, daha kaptım kanalda severseniz, sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet, burada bir tane görev çıkmış. Bu görevi yapacağız arkadaşlar. Bir dakika da. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.